Geçmişi 1985 yılına dayanan Nazar Tekstil, bünyesinde 4 ayrı firma barındıran bir grup şirketi olarak iplik, güpür, fisto, kurdele, lastik, tül, iğne ve hırdavat çeşitleri gibi tekstil ürünleri üretimi yapmaktadır. Firmanın Düzce'de 3, İstanbul ve İspanya'da da birer fabrikası bulunmaktadır. Biz de firma kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Süleyman Zurnacı'dan tekstil sektörüne giriş hikayesi ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Ben Süleyman Zurnacı, Nazar Grup firması olarak Nazar Tuhafiye'yi 33 sene önce kurduk. Tabii bu sektörde önce alıp satmayla başladık. Sonra imalata girdik. 4 tane ufak kendi arasında fabrikamız var. Güpür fabrikamız var. Efendim, perde fabrikamız var. Tül zemin fabrikamız var. Zemin ve kurdele fabrikamız var. 3 fabrikamız Düzce'de, 1 tane fabrikamız İstanbul'da. Kurdele fabrikamız İstanbul'da. Bunun dışında ithalatımız da var. Tabii ihracatımız var, alıp satma var. Sultanahmet'te 2 tane mağazamız var. Yurt dışında yatırımlarımız var. İspanya'da bir fabrikamız var artı olarak. Çin'de ofisimiz var. Çinli ortağımız var. Sektörü her türlü ithalatı, imalatı, ihracatı yani her türlüsünü biliyoruz sektörün. Şimdi bizim %80 iç piyasa, %20 dış piyasa. Dış piyasada bizim Polonya var, Rusya var, efendim Bulgaristan var, efendim biraz Almanya var. Kalifiyeli eleman eksikliği ve elemanlarla yaşanan tazminat sorunları Türkiye'de sanayicilerin yaşadığı en önemli sıkıntıların başında gelmektedir. Süleyman Zurnacı da firma olarak bu sıkıntılara yönelik şu değerlendirmelerde bulunuyor. 150 kişi çalışıyoruz. Tabii en büyük sorunumuz şu, işçi yok. Türkiye'de işsizlik var deniyor ama biz buna katılmıyoruz. Bizim Düzce fabrikasında 20 tane elemana ihtiyacımız var. Ama bulamıyoruz. Şu anda en büyük sorunumuz, birinci sorunumuz işçi bulamamak. İkincisi tazminat konusu. Tazminat nasıl SSK? Benim şu anda biz Nazar Tuhafiye Grup firması, biz Nazar, Boncuk, Alver, Çift Tekstil, 4 firma. Yani bizim bir tane SSK borcumuz yok, devlete borcumuz yok. Bizim tazminat konusunda belki bugün fon kurulsa, İnsanlara bir mesela derler ki bir yıl içerisinde isteyen fona devretsin iş yerlerindeki sigortalı haklarını, isteyen efendim ödesin bundan sonra başlasın. Ama burada bunu bir kolaylaştırılır mı? Kolaylaştırılır. Takside yayılır mı? Yayılır. Ama bizler kul hakkıyla öbür dünyaya gitmek istemiyoruz. Kul hakkı bu. Yani biz bunu ödemek istiyoruz ama ödemek isterken de nasıl SSK'ya borcumuz yoksa, nasıl vergi dairesine borcumuz yoksa, bir tazminat borcumuz da olmasa, ben bugün fabrikamı eğer ki kapatıyorum derken, ben o işçinin, ya arkadaş sen tazminatını nasıl öderim diye düşünmemem lazım veya ödemeden gitmemem lazım ve o ödemediğin zaman ne yapıyor? Mahkemeye veriyor, senin makinalarına haciz koyuyor, senin makinanı çalıştırmaz hale getiriyor, senin moralini bozuyor ve bir işçi 100 sene işçinin mağdur edebiliyor. Süleyman Zurnacı bir sanayici olarak ülkenin ithalata bağımlılığını azaltmak adına üreticilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. İmalat yapan bir firmayız ama şunu, Türkiye'de mal üretilse %10 pahalı olsa ithalat yapmayız. Bulamadığımız için ithalat yapıyoruz. Ham madde bulamıyoruz, efendim. Yan sanayisi, yan ürün bulamıyoruz. Yani bulamadığımız ürünleri, burada üretim olmadığından biz ithalat yapıyoruz. Türkiye'de imalatı desteklemek lazım. Üretimi desteklemek lazım. İnşaat sektöründen uzak durmak lazım. İnşaat sektörü bugüne kadar son 17 yıldır inşaat sektörü büyüdü ama bir imalat sektörü, bir sanayi bu kadar büyümedi. Sanayi geriledi, inşaat büyüdü. Bu yanlıştan vazgeçmemiz lazım. O kadar teşvik vermemek lazım. O teşviği üreten katma değeri yüksek ürünlere vermek lazım. Yani devlet buna dikkat etmesi lazım. Eğer ki biz buna dikkat edersek sorunları kolay çözeriz yani. Süleyman Zurnacı ağırlıklı olarak kendi öz sermayeleriyle büyüdüklerini ifade ederek
İspanya'da da yeni almış oldukları fabrika hakkında şu bilgileri veriyor. Öz sermayemizle çalışıyoruz biz. Öz sermayemizi kullanıyoruz. Yalnız makine alımlarında, iş yeri alımlarında belki kredi kullanıyoruz. Ama bunun dışında öz sermayemizi kullanıyoruz. Bizim büyümemiz şu. Biz sektörü önceden hissediyoruz. Yani ve çalışıyoruz. Sağımıza solumuza bakmıyoruz. Siyasetçi ne diyormuş? Evet efendim filan ne diyormuş? Biz bakmıyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Biz bu yıl İspanya'da 3 arkadaş bir fabrika aldık. Yatırım yaptık yani İspanya'da. 60 senelik fabrikayı satın aldık. Ticarette bir kural var. İş yokken mal alacaksın, iş varken satacaksın. Yiğitlik burada. Eğer ki birisi iş varken iş yapıyorsan, piyasada iş varken iş yapıyorsan bu meziyet değil. İş yokken iş yapıyorsan meziyet bu. Yani bir kaptan, gemi, güneşli havada herkes gibi. Ama fırtınalı denizde gemisini batırmayan, denizde yüzdüren kaptana kaptan deniyor. Şimdi biz de diyoruz ki yani işsizlik diyorlar, biz bilmiyoruz. Efendim piyasa kötü diyorlar, biz bilmiyoruz. Hissedilir mi? Olabilir. Ama çalışarak kapatacağız bunu. Çalışarak kapatacağız. Şimdi ben İspanya'da aldığımız fabrika iş varken alınacak bir fabrika değil. 8000 metre kapalı alanı, 25000 metre efendim bir boş alanıyla beraber 2000 metre ofis olan ve burada 60 senelik bir firmayı satın aldık yani. Ve bu firma tabii ki iş varken kimse satmaz. Ama iş yokken satacak. Biz de iş yokken onu alacağız ve ona emek vereceğiz, büyüteceğiz o çocuğu. Süleyman Zurnacı konuşmasının sonunda yaşamış oldukları sorunların çözülmesi halinde ağırlıklı Türkiye'de olmak üzere yatırımlarını her geçen gün arttıracaklarını vurguluyor. Şimdi bizim Türkiye'de eğer ki bu işçi sorunları çözülürse, işçi sorunları çözülürse bizim ilk tercihimiz kendi ülkemiz olur. Kendi ülkemiz olur. Burada üreterek yurt dışına satmak bizim her zaman için kendi ülkemize katkımız olur. Ama biz tabii eğer ki başka bir ülkede fırsat bulunursa da oraya gidiyoruz. Hani bu fırsatı değerlendiriyoruz. Çünkü bizim bugün Türkiye'de işçi çalıştırmanın şartları çok ağır. Ama bizim burada bu sorunlardan kurtulursak biz kendi ülkemizde, bu ülke çok kıymetli. Biz kendi ülkemizde yatırım yapmak isteriz. Yani kendi ülkemize değer vermek isteriz ama yurt dışında da fırsatlar olduğu zaman burayı takip ediyoruz. Orada kazandıklarımızı kendi ülkemize getirmek istiyoruz.